Halkımız. Biz bugün burada çocuk istismarı ve kadın cinayetlerinden dolayı bir konuşma yapmak istedik. Arkadaşlarımız ve tüm Kars halkını davet ettik. Herkes duyarsız kaldı. Sadece biz birkaç bayan olarak burada kendimize gelip duyarımızı göstermek istedik. Sesimizi duyurmak istedik. Artık bunlara hayır diyoruz. Çocuklarımız artık yeter artık diyoruz. El uzatmasınlar. Küçük çocuklarımızın küçük bedenlerine dokunmasınlar. Onları vahşice öldürmesinler diyoruz. Kadınlarımıza el uzatılmasın diyoruz. Bu terörün, bu polislerimizin, askerlerimizin artık yeter, bu kadar çok can verip şehit edilmelerini istemiyoruz. O yüzden burada toplandık, sesimizi duyurmak istedik ve Kars halkından duyarlılık bekledik ve kimse gelmedi. Biz sadece 3 bayan olarak burada toplandık ve konuşmamızı açıkladık. Bu kadar insan Türkiye'de, bu kadar yani Kars'ta olsun, Türkiye'de olsun, bu kadar insanın duyarsız olduktan sonra bence artık herkes yapabileceğini gösteriyor ve herkese de arkasında tutturup da destek durduklarını gösteriyorlar. Ne kadar duyarsız olduklarını bir kere daha ortaya koydular. Ben de destek veriyorum. Evet. Bir çağrıda bulundunuz mu? Efendim? Çağrıda evet, bulundunuz. Sosyal nerede? Medyada sosyal medyada da paylaştık bunu. Facebook olsun, Twitter olsun. Tepkileri nasıl aldınız peki? Yani katılacağız, katılmayacağız. Arkanızdayız, geleceğiz ama bu kadar duyarsız. Yani sözde oldu bu. Kimsenin geldiği bunu olmadı. İşte o sonuç ortada. Yani bu kadar böyle büyük bir yara, bu kadar büyük böyle bir şey, vahşetin. Yani hiç kimsenin ses çıkarmamayı, bu kadar duyarsız kalması gerçekten bizi çok yıktı. İnsanlar artık kabullendi. Biz bir anne olarak bu kadar çok şey yaşandı ki. Yani kadın cinayetleri de bizim bağrımızdaki büyük bir yara. Çocuk cinayetleri de bizim bağrımızda bir yara. Erkekler bak yani bence yani kusura bakmayın, sizler de birer erkeksiniz ama yani biz bunu erkeklerden değil kadınlardan bekliyorduk. Büyük bir destek bekliyorduk. Ama bu desteğe duyarsız kaldıkları için onlara da çok teşekkür ederim. Demek ki bunlar ne kadın olmuşlar ne de anne olmuşlar. Olamamışlar. Bir STK'lara falan çağrıda bulundunuz mu? STK'lara çağrıda bulundunuz mu öncesine? Bütün parti arkadaşlarım bunlarla ilgilendi. Bütün yani şeyleri yapıldı. Yani herkesi de davet ettik. Yani bunun için bak biz bir kadın olarak, ben kendim ev hanımıyım. Ev hanımı olarak emniyetten de valilikten de kendi başıma 10 dakika içinde iznimi alıp çıkarabildim. Ama ne yapalım ki, bizimki bu kadar burada kaldı. Ama kalmasın. Sesimizi duysun lütfen Cumhurbaşkanım, seni çok seviyoruz. Ne olursun artık yani idamı ertelemeyin. Siz bunları erteledikçe o sapıklara önder oluyorsunuz, o sapıklara fırsat veriyorsunuz ve bu sapıklıklar yapılıyor. Ne genç kızlarımız şu anda artık rahat gezebiliyor sokaklarda, ne kadınlarımız gezebiliyor, ne de biz çocuklarımızı artık rahat gönül rahatlığıyla dışarıya bırakabiliyoruz. Yapamıyoruz bunu. Çocuklarımızın geleceği çalındı. Çocuklarımızın özgürlüğü çalındı. Eskiden böyle miydi? Geceler yarılara kadar sokaklarda oynardı çocuklarımız. Şu an bizim çocuklarımız 4 duvara mahkum olmuşlar. Niye olsunlar? Olmasınlar bence ya. Yani biz bir Türk milleti olarak bence bunun başında gelmemiz lazım. Bu kadar duyarsızlık olmaması lazım. Lütfen artık sesimizi duyun. Yani idam bu kadar zor bir şey mi? İdamı çıkarın artık ya, ne olursunuz çıkarın. Yani biz kadınlar olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu kadarla kaldık. Evet, sizlerin desteklerini bekliyoruz. Evet. Kars'ta demek ki şu an 5 tane bayan var. Duyarlı. Evet. 5 bayan var. Şu an fazla kabullendiler artık. Yani, Kars'ımız kabullendi. Evet. O kadar can kıyılmasına rağmen 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğa bu kadar zarar verecek insan ya bilmiyorum. Nasıl bir yerde yaşıyoruz? Kars milleti bile yaşadı. Nerede yaşıyoruz? Mert Aydın olayında sokaklara döküldüler. Evet, ortalıkta yani katliam çıkartmaya çalıştılar ama bence gösteriş olarak yaptılar. Yalan. Bunların hepsi yalan. Demek herkesin fitnetinde, herkesin fıtratında demek böyle bir şey yatıyor ki kendine yedirip de yani dürüst, doğru dürüst olmadıkları için buraya gelemediler. Bence dürüst insan buraya gelir. İtham da bulunmayalım da insanlar yok, için. Yok, bence böyle. Yani gerçekten çok üzüldük. Tamam, neyse bitti herhalde açıklamanız. Tamam, teşekkürler. Sağ olun.